da bir gün orman gezisine çıkmış. La 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 la. Ve sonra bir mağara görmüş. Aa, bu mağarada ne böyle? Aa, orada bir sandık var. Aa, kesin bir hazine. Bakalım acaba içinde ne var? Aa, bu da ne böyle? Sihirli bir asaya benziyor. Vay canına, sihirli bir asa. Bu asayı satsam çok para eder. Of, zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum. Birader, birader, birader. Ha? Efendim kardeşim? Kardeşim bak ne buldum. Ne buldun sen ne ya? Ah, o da ne öyle kardeşim? Bak birader, bir tane mağarada sandık buldum. Sandığın şimdi içinde böyle bir asa vardı. Oğlum bu asayı satarsak çok para kazanırız. Bir dakika kardeşim, bu Arif'in asası. Ne? Nasıl yani be? Evet kardeşim, bu Arif'in asası. Bunu nereden buldun? Vallahi birader, mağarada bir tane sandık vardı, açtım içinde bu vardı. Ya oğlum sen manyak mısın? Başımıza bela aldın. Nasıl yani? Kardeşim Arif bizi gebertecek. Oğlum gidip aynı yere koysam? Hayır olmaz kardeşim, bunu çalmayacaktın sen. Hay senin, ben aklına tüküreyim be birader ya. Niye insanların malını çalıp duruyorsun sen? Ya ne bileyim oğlum, mağarada bir tane sandık vardı. Ben de açtım bunu buldum. O zaman zannettim, ne bileyim ben. Hay Allah'ım kardeşim, senin ben şu fındık kafana tüküreyim. Peki ne yapacağız kardeşim şimdi? Ne yapacağız birader? Arif'in bizi öldürmesini bekleyeceğiz. Ben ölmek istemiyorum, daha yaşım çok genç. Zaten ölmeyeceğiz birader. Şimdi burayı en güvenli evlerimiz yapacağız ve Arif'le savaşmak zorunda kaldık senin yüzünden. Allah'ım ya, millet deliye hasret, ben akıllıya hasretim arkadaşlar. Deli Arda. Ya tamam birader, bir hata yaptık, yüzümüze vurma sen de. Şuna bak bak, sen hala bir de bilmiş gibi konuşuyor. Al kardeşim şunu, bir yerine koy. Tamam, cebime koydum bunu. Şimdi kardeşim buraya geçiyorsun, güvenli bir ev yapıyorsun. Ondan sonra Arif gelince de savaşıyoruz. Tamam birader. Evet çalışkanınızı görmüş olduğunuz gibi, ben evimi magma bloğundan yapacağım. Ben de prizmadan yapacağım kardeşim. Ne dedin sen? Prizma. İyi kardeşim, neden yapıyorsan yap da evini güvenli yap, tamam mı? Tamam birader, merak etme, çok güvenli olacak. Zaten kardeşim senin yüzden bizim başımıza bela açıldı ama neyse, bu konuyu seninle konuşacağız sonra. Ya birader ne yapayım, alt tarafa bir tane sandık buldum. Zengin olduk diye sevindim. Aynen kardeşim, zengin olduk diye sevindin ama şimdi öleceğiz diye sevinmelisin bence. Ya birader bak, bana şu cümleleri kurma, gözünü seveyim. Ölmekten korkuyorum ben. O zaman birader evini güvenli yapacaksın, tamam mı? Bir daha birisinin malını, eşyasını çalmak yok, tamam mı? Ya kardeşim çalmadım ki, ne bileyim oğlum ben. Orada duruyordu. Ben de kimsenin değildir diye aldım kardeşim, ne bileyim ben. Tamam. Nerede ne görürsen bir de almayacaksın, söz mü? Tamam birader, söz. Bak arkadaşlar, Arda söz verdi, siz de şahitsiniz değil mi? Şahitseniz yorumlara şahit yazın. Hadi bakalım şöyle evimizi yapalım arkadaşlar. Evimizi bayağı bir güvenli yapmamız lazım. Biliyorsunuz yani Arif bayağı güçlü bir karakter. Bizi öldürebilir ve sihirli bir karakter. O yüzden arkadaşlar güvenli bir ev yapmamız lazım ve onunla savaşmamız lazım. Hadi bakalım şöyle evimizi yapalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben evimi şöyle magma bloğundan yaptım. Bir duvar yaptım buraya. Şimdi buraya bir tane daha duvar yapacağım. İyi izleyin. Çok güzel bir taktik yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım, buraya da içine de duvar. Şöyle evimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Vallahi evimiz bayağı bir güvenli oluyor. Şöyle koyalım bakalım. Tamamdır, görmüş olduğunuz gibi böyle bir duvar yaptım. Şimdi soracaksınız arkadaşlar neden böyle duvar yaptın diye. Bu boşluk yerlere lavlar koyacağım arkadaşlar. İyi izleyin şimdi beni. Şöyle koyalım bakalım şuraya. Tamamdır. Şöyle bütün yerlere koyuyorum arkadaşlar. Bütün yerlere koyuyorum. Şuraları da şöyle koyalım bakalım, hızlı bir şekilde. Şöyle. Sonra buradan şöyle şuraya koyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evim bayağı ama bayağı bir güvenli oluyor. Tamamdır. Buraya da koydum lav. Şuraya da koyalım bakalım şöyle arkadaşlar. Hop. Hop. Tamamdır. Son olarak buraya da şöyle koyacağım. Şöyle. Tamamdır, koydum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar duvarlarda lavlar var. Buraya sürekli Arif yaklaşamayacak. Buranın da üstünü şöyle kapatmamız lazım arkadaşlar. Şöyle kapatalım bakalım. Kapılarımızı koyalım. İlk önce dış kapıyı koyacağız. Sonra içeriye de bir kez daha kapı koyacağım arkadaşlar. Bu sayede iki tane kapıdan geçmiş olacak. Ve evime kimse giremeyecek. Şöyle kapatalım. Burayı açalım arkadaşlar. Sonra kapatalım. Buraya bir tane yatak koyacağım. Sandık koyacağım. Bir tane gardırop koyacağım. Şöyle masamızı da koyalım bakalım arkadaşlar tabii ki. Koyduk masamızı da. Şöyle sandalyeyi de koyalım. Tamamdır, görmüş olduğunuz gibi benim evimin içi bitti. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Güzel oldu mu? Hadi gelin bir de Arda'ya bakalım. Arda ne yapmış? Arda kardeşim ne yaptın? Birader görmüş olduğunuz gibi ben evimi böyle yaptım. Vay, evim bayağı bir güzel olmuş. İçine girebilir miyim? Gel gel tabii ki birader, gel buyur bak. Bak beğendin mi?
Burada böyle birkaç tane oda var ve birkaç tane evin içine giriş var. Vay be, harbiden de evin bayağı güzel olmuş kardeşim ve çok güvenli olmuş. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Sizce Arda'nın evi mi daha iyi olmuş yoksa benim evim mi daha iyi olmuş? Son olarak arkadaşlar evin etrafına tuzak eklemeye karar verdim. Şöyle tuzaklarımızı arkadaşlar buraya ekleyeceğim. Yani evin dışına şöyle koyalım bakalım şuraları da, tamamdır. İlk öncelikle arkadaşlar evimizin dışını kazmamız gerekiyor. Sonra bu kazdığımız yerlere lav ve örümcek ağı koyacağım. Şimdi bu kazdığımız yerlerin hepsini arkadaşlar görmüş olmuş olan lavlarımızı ekliyoruz. Bu lavlar arkadaşlar evimizin tuzakları olacak. Yani tuzak yapacağım buraya şimdi, görürsünüz. Şöyle koyalım bakalım lavlarımızı. Şöyle de şöyle koyalım. Şimdi de arkadaşlar koyduğumuz lavların üzerine örümcek ağlarını koyuyoruz. Bu örümcek ağları yani bir rakibi tutacak ve ondan sonra lava doğru çekecek arkadaşlar. Yani bir nevi tuzak yaptım buraya. Hadi bakalım şöyle bütün her tuzaklarımızı ekleyelim. Örümcek ağlarımızı ekleyelim. Tamamdır, görmüş olduğunuz gibi tuzaklarımız da hazır. Evin dört bir yanına da kamera koyacağım arkadaşlar. Her bir tarafı görebileyim diye. Şöyle kameralarımızı yerleştirelim. Tamamdır, buraya koydum. Buraya da koydum. Evet, görmüş olduğunuz gibi benim evim bitti. Şuna baksanıza, bayağı bir güvenli oldu ha. Evime kimse yaklaşamayacak arkadaşlar. Sizce hangimizin evi daha güvenli olmuş? Benim evim mi? Yoksa Arda'nın evi mi? Tabii ki de benim evim. Sen sus kardeşim, seni konuşmaya hakkın yok. Zaten senin yüzünden bizim başımıza bela açıldı. Neyse bakalım arkadaşlar, benim evime gireyim de şöyle birazcık film izleyeyim yahu. Aa, mis gibi ev valla. Bunu bana verseler ben bunu aralıksız yaşarım abicim. Sonunda sizi buldum. Demek ki siz benim asamı çalarsınız he? Size gününüzü göstereceğim şimdi. Al bakalım, hepinizi geberteceğim. Lan ne oluyor? Bu sesler de ne böyle? Aman Allah'ım, neler oluyor? Arkadaşlar şu anda bombalanıyoruz galiba. Hayır olamaz, Arif gelmiş. Seni pislik Arif. Gel buraya, öldüreceğim seni şimdi. Gel lan buraya, geberteceğim seni, al bakalım. Allah, arkadaşlar bir sürü füze atıyor. Şuna baksana, manyak gibi. Hayır olamaz arkadaşlar, öleceğim. Altını yürümeydim. Gel lan buraya, seni geberteceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Bana asamı geri verin sizi pislik hırsızlar. Asam bende değil. O zaman bu füzeyi al. Allah, arkadaşlar bu ne ya böyle? Hayır, hayır olamaz. Lan gel lan buraya, seni geberteceğim Arif. Sen nasıl bana atış edersin ha? Al bakalım, bu netmiş, işlemiyor mu ya? Hayır olamaz. Arkadaşlar bana füze atıyor. Git peşimden manyak seni. Hayır olamaz, hayır olamaz. Kaçtım. Bana atış edemez ki. İşini bitireceğim senin çocuk. Hayır olamaz. Of Arda, neredesin kardeşim Arda? Arkadaşlar Arda çıkmadı evinden. Tek ben başıma savaşıyorum. Bu nasıl iş be? Lan geberteceğim lan seni. Gel buraya. Hayır olamaz arkadaşlar. Bir sürü füze atıyor. Oğlum sen benimle savaşamazsın lan. Ben sana çalışkanlık gücünü göstereceğim. Hayır. Neredeyim ben? Burası neresi? Kurtarın beni. Sen de kimsin be? Merhaba evladım, hoş geldin. Dede sen de kimsin? Burası neresi? Neredeyim ben? Evladım sen şu anda öldün, vefat ettin. Ne? Öldün mü? Nasıl yani ya? Nasıl öldün? En son Arif senin işini bitirdi evladım. Görmüş olduğun gibi tahtalı köye geldin. Ne? Tahtalı köye mi geldim? Nasıl yani? Hayır ölmemem lazım. Ben ölmek istemiyordum. Hayır olamaz, olamaz. Peki Arda nerede? Arda ne yapıyor? Evladım Arda seni bırakıp kaçtı. Arda beni bırakıp kaçtı mı? Ulan seni pislik Arda. Beni nasıl bırakıp kaçarsın sen? Neyse bakalım evladım, seni bilgilendirmeye gelmiştim. Ben şimdi kaçıyorum, yapacak işlerim var. Kendine iyi bak, görüşürüz. Aksakal dede, aksakal dede, nereye gittin? Hayır olamaz ya, of ya. Ben ölmek istemiyordum, daha yaşamak istiyordum arkadaşlar. Neyse bakalım canım alem. Biz de zaman bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben öldüm. Şu anda herhalde cennettim, anlamadım. Şu anda ekrandaki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları yaptıklarsanız inşallah bütün dediğiniz dualarınız gerçek olur, amin. Hadi bakalım arkadaşlar, lütfen ekrandan çıkan videoları tıklayın. Zaten moralim bozuk. Arda da beni sattı arkadaşlar, dediğim gibi. Bakın her zaman arkadaşlarınıza dikkat edin. Arda gibi arkadaşlarınız olmasın. Yürüyorsunuz, beni sattım gitti ve ben de öldüm. Görüşmek üzere bakın arkadaşlar. Bay bay.